Hoş geldiniz. Medya ve İletişim Topluluğu'nu Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nde kuran ekipten ilk başkanlarındanım. Benim için üniversite tercihlerimde denizin olduğu iller ön plandaydı. Deniz olan yerleri tercih etmiştim. Ben Balıkesir girişli, Bandırma çıkışlı bir öğrenci oldum bu vesileyle. Şimdi mezun olmama rağmen hayatımı burada kurdum. Burada işe başladım, evlendim, buraya yerleştim. Gitmeye de hiç niyetim yok. Maliye, İBF'nin klasik bölümlerinden birisi olduğu için her sene sayısız mezun veriyor. Fakat istihdam konusunda bir o kadar da kısıtlı. Biz etraftan sponsor bularak ya da işte kendi imkanlarımızla çalışmalar yapmaya başladık. Bahar festivalleri ilk kez Bandırma'da topluluğumuzun da öncülüğünde 2 sene üst üste yapılmış oldu. 3 gün 3 gece büyük bir festival yapıldı. Ne yazık ki artık gitgide televizyon kanallarının da etkisinin düştüğünü, artık tamamen sosyal medyaya kaydığını görüyoruz yavaş yavaş. Keşke sizinle de o yıllarda tanışmış olabilseydik. Keşke. Üniversite TV benim için yani çok değerli organizasyonlardan birisi. Gerçekten. Hoş geldiniz. Ben Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Medya İletişim Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. 2018 yılından itibaren Medya İletişim Topluluğu'na girdim. Küçük, samimi bir şehir. Yani ilçe ama biz artık şehir diyoruz oraya. Daha geleneksel medyada olmayı daha çok tercih ederdim. Medya İletişim Bölümü 2018 yılında Bandırma'da kuruldu. Ben de oranın ilk öğrencilerindenim. 2019 yılı itibariyle de Medya İletişim Topluluğu'nun genel başkanlığını yapmaktayım. Aslında en çok zararı yine biz çektik. Medyadan yeni medyaya geçişte birçok ders kaçırdık. İlk girdiğimde topluluk bir ara dağılma noktasına gelmişti. Okuldan destek alamadığımız için Bandırma'nın esnafı olsun veya medya kuruluşlarından destek alabiliyorsak alabiliyorduk. 50'ye yakın bir etkinlik planlandı. Gazeteciler Cemiyeti'nin de destekleriyle. Ünlü konuklar ve televizyondan, gazeteden, radyodan konuklarımız falan olacaktı. Sizden böyle bir teklif geldiğinde çok mutlu olduk açıkçası. Hatta yönetim kuruluyla bayağı bir sevinç çığlıkları attık diyebiliriz. Üniversite TV'den herkese merhaba. Bugünkü konumuz Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Medya ve İletişim Topluluğu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyi, sizler nasılsınız? Biz deyiz, çok teşekkür ederim. Sizleri tanıyabilir miyiz? Murat Bey, önce sizden başlayalım. Tabii ki. Ben Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. 2018 yılından itibaren Medya İletişim Topluluğu'na girdim. 2019 yılı itibariyle de Medya İletişim Topluluğu'nun genel başkanlığını yapmaktayım. Ali Bey, siz? Ben 2015 yılında Medya ve İletişim Topluluğu'nu Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nde kuran ekipten ilk başkanlarındanım. 2017 yılında mezun olduktan sonra topluluğu yeni arkadaşlara devrettik. Bu şekilde şimdi de Medya ve İletişim Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nde yüksek lisans yaparak topluluğumuza katkıda bulunmaya devam etmeye çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Peki neden Bandırma 17 Eylül Üniversitesi? Murat Bey, sizden başlayabiliriz. Tabii ki. Bandırma aslında benim çocukluktan beri hep hayalini kurduğum küçük, samimi bir şehir. Yani ilçe ama biz artık şehir diyoruz oraya. O yüzden seçtim. Üniversitede yeniydi. Yeni bir üniversite belki daha bizi bir tık öne taşıyabilir diye onu seçmeyi tercih ettim. Anlıyorum. Peki Ali Bey, siz? Benim Bandırma ile ilgili çok bir bilgim yoktu. Üniversiteyi tercih ederken açıkçası. Benim için üniversite tercihlerimde denizin olduğu iller ön plandaydı. Deniz olan yerleri tercih etmiştim. O zaman zaten 2012 girişliyim ben üniversiteye. Balıkesir Üniversitesi'ydi. 2015 yılında çıkan bir kararnameyle Balıkesir'den ayrılarak Bandırma Üniversitesi oldu.
Ben Balıkesir girişli, Bandırma çıkışlı bir öğrenci oldum bu vesileyle. Bu yüzden hani neden Bandırma bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim. Bandırma'ya geldikten sonra aslında buranın güzelliğini fark ediyorsunuz. Şimdi mezun olmama rağmen hayatımı burada kurdum. Burada işe başladım, evlendim, buraya yerleştim. Gitmeye de hiç niyetim yok. Bandırma'nın da en büyük özelliklerinden birisi bu zaten. Geleni kolay kolay bırakmıyor ve hızla nüfus artışı devam ediyor. Çok güzel. Peki bölümünüzden bahsedebilir misiniz? Ali Bey, sizden başlayalım. Ben 2012 yılında maliye bölümü olarak yerleştim buraya. Maliye bölümünde başladım. Mezuniyetim de o şekilde. Ancak o zaman medya ve iletişim bölümü Bandırma'da yoktu. Biz tamamen yani ilgimiz, hobimiz olduğu için medya ve iletişim topluluğunu kurduk burada. Daha öncesinde fakülte bazlı olduğu için medya ve iletişim kulübü kurulmuş bir dönem kapatılmış. Ancak biz o arkadaşlara tanışma fırsatı bulamadık. Çok daha öncesine dayanıyor. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi kurulunca üniversite bünyesinde topluluk olarak daha büyük bir etapta arkadaşlarla beraber Berat Eryılmaz, o da kendisi askerde şu anda ve Mahmut Özdemir'le beraber medya ve iletişim topluluğunu kurduk ve üniversitemizde bu alanda ilk faaliyetleri başlatmış olduk. Teşekkür ederim. Peki siz Murat Bey? Medya iletişim bölümü 2018 yılında Bandırma'da kuruldu. Ben de oranın ilk öğrencilerindenim. Medya iletişim zaten ilgimi çeken bir alandı. Gazetecilik, yönetmenlik, senaristlik tarzında. Orayı o yüzden tercih ettim. Fakat geldikten sonra gördüm ki hocalarımız olsun, okuldaki medyanın önemi olsun, Bandırma'daki medya sektörü olsun çok fazla ilgimizi daha da arttırdı. Topluluğa girme nedenlerimizden biri de bunlar. Yani bölüm hakkında yeni bir bölüm. Çok fazla bir şey söyleyemiyorum ama iyi ki medya iletişim bölümünü okuyorum Bandırma'da diyebilirim. Evet, ben de gazetecilikten mezun olduktan sonra iyi ki iletişim fakültesinde okudum, iyi ki gazetecilik mezunuyum demiştim. Peki bölümünüzün zorlukları hakkında konuşabilir misiniz? Murat Bey, Ali sizden başlayabiliriz. bölümümüzün zorlukları aslında biz medya iletişim bölümü olarak başlamıştık fakat YÖK'ün aldığı bir kararla bu sene yeni medya oldu. Aslında en çok zararı yine biz çektik. Medyadan yeni medyaya geçişte birçok dersi kaçırdık. Şu anda birinci ve ikinci sınıfların gördüğü derslerin birçoğunu görmedik. Fakat diplomamızda da yeni medya olarak geçecek. Bu bizim için çok büyük bir sıkıntı, o dersleri alamamak. Onun dışında medyanın zaten çok geniş bir alan medya. Her türlü alandan öğrenci alıyor. Yani çok fazla mezun olacak insan var. Bu da bizim iş bulma imkanımız çok zorluyor. Evet, bölümünüz geleneksel ve yeni medya olarak ikiye ayrılıyor, değil mi artık? Geleneksel medya ve yeni medya. Böyle biliyorum, yanlış bilmiyorsam. Normalde o şekilde fakat bizim üniversitede direkt geleneksel medyadan yeni medyaya geçiş yapıldı. Yani biz şu anda yeni medya öğrencisi olarak sayılıyoruz. Biz hangisini tercih ederdiniz? Ben aslında her ikisinde de olmayı çok isterdim. Hem geleneksel medyada hem de yeni medyada. Çünkü ikisinin de çok farklı alanları ve çok kendine has özellikleri var. Ama ben biraz daha geleneksel medyada olmayı daha çok tercih ederdim. Tamam, çok teşekkür ederim. Peki Ali Bey, sizin yorumlarınızı alabilir miyim? Benim maliye üzerine konuşabilirim. Ben maliye Evet. öğrencisi olduğum için. Maliye İBF'nin klasik bölümlerinden birisi olduğu için her sene sayısız mezun veriyor. Fakat istihdam konusunda bir o kadar da kısıtlı. O yüzden insanlar katılırken aslında bölümü tercih ederken iş alanı çok geniş olarak bakıyorlar. Ancak iş alanı evet belki Türkiye'deki en geniş iş hacmine sahip olan fakülte İBF'dir. Ancak en fazla mezunu veren de İBF olduğu için aslında problemin en büyük olduğu yerlerden birisi. Şimdi yani örnek vereyim kendimden örnek verecek olursam kendim de maliyeyle ilgili bir iş yapmıyorum. Denizcilik sektörüne geçtim ben de mesela. Çünkü bu ideallerinizi karşılayacak böyle hedeflerinizi karşılayacak iş bulmak gerçekten bu devirde çok zor.
Herkesin amacı devlette bir memuriyet, gelir idaresi başkanlığı olsun, Maliye Bakanlığı da olsun. Ancak özellikle 2015-16'dan sonra ciddi bir kısıtlamaya gidildi ve her sene yani ya belki eski alımların %10'u 20'si kadar alım anca yapılıyor. Bu da bizim alandaki istihdam sıkıntısını, işsizlik sıkıntısını gitgide artırıyor. Anladım. Çok teşekkür ederim. Peki kulüp etkinliklerinizden bahsedebilir misiniz? Ali Bey, sizden başlayalım. Biz 2015 yılında bu topluluğu açtığımız zaman ilk hedefimiz aslında Bandırma'yı biraz daha üniversitenin Marmara bölgesinde özellikle sosyal faaliyetler alanında ön plana çıkmasını sağlamaktı. Bunu başarmamız çok zordu çünkü bizim dediğim gibi başta da söylediğim gibi fakülteden üniversite geçiş olduğu için bizimkisi bir bütçesi yoktu ve doğal olarak üniversitemiz sosyal çalışmalara katkı sağlayamıyordu. Bununla ilgili de biz etraftan sponsor bularak ya da işte kendi imkanlarımızla çalışmalar yapmaya başladık. İlk çalışmamız bizim bir söyleşiydi. Volkan Akay olması lazım. Bir motivasyonla başladık biz böyle hem kendimize hem de arkadaşlara böyle katkı sağlayabilir diye bir motivasyon konuşmasıyla başladık. Akabinde hemen Teneffüs adlı bir gazete çıkardık. Haftalık üniversite gazetesi hazırlamaya başladık basılı bir şekilde. O Teneffüs gazetesi bizim aslında en yorucu ve en faydalandığımız alan oldu bu medya açısından da olsun. Bu şekilde işte konserler ve son yılımızdan bahsedeyim. 2016 ve 2017 yıllarıydı. Üniversitemiz artık bütçesi de geldi, kuruluş ile ilgili bütün sıkıntılar giderildi. Ve rektörümüzden aldığımız izinle bahar festivalleri ilk kez Bandırma'da topluluğumuzun da öncülüğünde 2 sene üst üste yapılmış oldu. 3 gün, 3 gece büyük bir festival yapıldı. Bandırma'da bu alanda en çok katkı sağlayan topluluklardan birisi olduğumuzu söyleyebilirim. Çok teşekkür ederim. Tebrik de ederim. Murat Bey, Sağ peki olun. siz devam eder misiniz? Tabii ki. Ben dediğim gibi 2018'de bu topluluğa girdim. İlk girdiğimde topluluk bir yere dağılma noktasına gelmişti. Sonra Berat Başkanımızla beraber tekrardan yapılandırdık. Sponsorlar dediğimiz gibi okuldan destek alamadığımız için Bandırma'nın esnafı olsun veya medya kuruluşlarından destek alabiliyorsak. O da çok zordu çünkü üniversitemizde 70'e yakın topluluk var ve bunların çoğu etkinlik dahi yapmıyor. Ama yapan topluluklarda işte gazete çıkartıyor bizim gibi, bizim alanımız olmasına rağmen. Bu tarz zorluklarla karşılaştık. Okulda bu yüzden dolayı tam destek kesti, yani tamamen kesti. Biz de mecburen kendi çabalarımızla bir şeyler yapmaya başladık. Bandırma'da Gazeteciler Cemiyeti'nden, İpek Ajansı var, onlardan destek almaya çalıştık. Onun da bize desteği şu şekilde oldu. Ali Başkan ve Berat Başkan'ın sayesinde. Çünkü çok fazla topluluk var ve herkese sponsor olamıyor kendi durumlarından dolayı. Onların biraz katkısı oldu. Biz de kendimizi göstererek şu anda üniversitenin en aktif topluluklarından biriyiz. 2021 yılında pandemi dönemine rağmen 10-15 şeye yakın etkinlik yaptık. Bunların sayesinde sponsorlar biraz daha bize yakın durmaya başladı. Bu şekilde pandemiden sonra da zaten sadece online olduğu için maddi bir gelir konusunda sıkıntı yaşamadık. Fakat öğrencileri yayına bağlama konusunda çok fazla sıkıntı yaşadık. Onu da yavaş yavaş yaptığımız etkinliklerle öğrencilerin nabızlarını tutarak katılımı sağladık. Hatta bizim üniversitemizde şu anda en yüksek katılımlı olan etkinliklerden birisini yapmıştık. O etkinliğimizde Haluk Arslantaş'tı yanlış hatırlamıyorsam ismini. Sosyal medya uzmanı. Onun etkinliğinde 100'ün üzerinde bir katılım sağlandı. Bu üniversitemizde bir büyük başarıydı. Anladım. Çok Şey. teşekkür ederim. Ben de size tam da pandeminin sizi nasıl etkilediğini soracaktım. Bunun dışında eklemek istedikleriniz var mı? Yani pandemi şu şekilde aslında biz pandemiden hemen önce büyük bir planlama yapmıştık ve 2020 yılında yapacağımız etkinlikler diye
50'ye yakın bir etkinlik planlandı. Gazeteciler Cemiyeti'nin de destekleriyle. İşte medya gezileri olacaktı, teknik geziler. Onun dışında ünlü konuklar ve televizyondan, gazeteden, radyodan konuklarımız falan olacaktı. Bir de büyük bir çalıştay planlıyorduk. Gerçekten hayalim bu. Üniversiteden mezun olmadan bu çalıştayı gerçekleştireceğim. Bu etkinliklerin tamamı yarıda kesildi pandemiden dolayı. Sonra bir toparlanma sürecine girdik. Yani dağılmışken tamamen üniversitede, hatta üniversitenin Türkiye genelinde medya üzerinden, yani sosyal medya üzerinden ilk etkinliği yapan topluluklardan birisiyiz. İlk etkinliği yaptık. Hatta üniversite bize bir karar açıkladı. İşte etkinliklerini sosyal medyadan yapacaksınız diye. Bizim etkinliğimizi gördükten sonra bu kararı almak onlar için de hani yeni bir nasıl anlatayım? Yeni bir sisteme geçiş gibi oldu onlar için de. Yani pek bir şey yok aslında. Böyle bir bahsetmek istemiştim. Biraz heyecan var, kusura bakmayın. Kelimeler karışabiliyor bazen. Çok teşekkür ederim. Peki Ali Bey, sizin eklemek istedikleriniz var mı? Ben öğrenci toplulukları ile ilgili ufak tefek bir iki sıkıntıdan bahsedeyim. Çünkü uzun süre kaldığım için gördüğüm sorunlar var. Birincisi öğrenci. Öğrenciler ne yazık ki özellikle birinci sınıftaki arkadaşlar topluluklara katılım konusunda çok çekimser davranıyorlar. Topluluklar, yani öğrenci varsa var, yoksa çalışma yapılamaz. Ben bununla ilgili birkaç çalışma yapmıştım 2015 ve 16 yılında Berat arkadaşla beraber. Sorun şu ki herkes, yani okul yaklaşık 10 bin nüfusuydu o zaman, 10 bin 10.500 kadar bir nüfusu vardı. Sosyal çalışmaların azlığından bahsediliyor. Biz okula o dönem işte Buray olsun, Fikret Dedeoğlu, Zeynep Bastık gibi böyle ciddi isimleri getirdik. Ancak katılım için ve tanıtım için çok ciddi problemler yaşıyoruz. Yani öğrenciler kampüste bulunmadığı için ya da işte sosyal çalışmalara yeterli ilgi göstermedikleri için aslında bu çalışmaların niteliğini de etkiliyor. Topluluk böyle üye oranlarına bakıyorsunuz. Bizim Murat Başkan'ın da söylediği gibi bizim zamanımızda tabii 70 değil, yaklaşık 20-24 kadar bir topluluk vardı, öğrenci topluluğu. Bu topluluklardaki ortalama üye sayısı 10-12 idi. Yani yönetim kurullarını tamamen üyeler oluşturuyordu. Yani böyle üyelerin içerisinden en etkili isimleri alıp yönetim kurmak yerine kimi bulursanız getirip yönetim kuruyordunuz. Öyle bir zorluk vardı o dönem. Bunu hala aşabilmiş değil öğrenci. Çünkü hangi üniversitedeki başkan arkadaşlarla konuşursak konuşalım aynı sorundan muzdarip. Ben özellikle birinci sınıftaki arkadaşların biraz daha ilgili, biraz daha sıcak bakmalarını istiyorum. Çünkü öğrenci toplulukları öğrencilere çok ciddi katkılarda bulunan organizasyonlar. Bununla ilgili ufak bir ekleme yapmak istedim. Çok teşekkür ederim. Peki medyanın şu anki hali hakkında ne düşünüyorsunuz? Ali Bey, sizden devam edebiliriz. Medyanın şu anki haliyle ilgili düşünecek yani çok fazla bir şeyim yok. Çünkü ben sizin gibi teknik açıdan böyle yorumlayacak donanımda değilim. Ancak ne yazık ki artık gitgide televizyon kanallarının da etkisinin düştüğünü, artık tamamen sosyal medyaya kaydığını görüyoruz yavaş yavaş. Sosyal medyadaki etkinliklerin, sosyal medyadaki varlığın biraz daha geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü spekülasyona çok açık bir alan sosyal medya. Ve ilgi çekmek, yani çok fazla alan olduğu için orada belirmek biraz daha zor bence. Tabii bunu siz daha iyi bilirsiniz ama gördüğüm kadarıyla bu şekilde. Murat Bey, siz? Yani medya dediğim gibi az önce de bahsettim. Sosyal medya ve yani yeni medya ve geleneksel medya olarak ayrıldı. Geleneksel medyanın artık neredeyse bitmeye yaklaştığını söyleyebilirim. Televizyon yine kalacaktır yani. Radyo gibi, radyo şu an hala olmasına rağmen pek kullanılmıyor. Ama yine de var. Televizyon da aynı şekilde olacak. Sosyal medya zaten aldı artık. Siyasi işlere de karışmaya başladı sosyal medya. Yani istediğini yaptırabilecek potansiyele ulaştı. Yani yeni medya bir devrim niteliğinde bence.
Anlıyorum. Çok teşekkür ederim. Peki eklemek istedikleriniz var mı? Son soruma geçeceğim. Ben şöyle bir şey demem. Size de teşekkür edeyim öncelikle. Bu tür çalışmalar, özellikle üniversitenin sosyal çalışmalarını ön plana çıkaran sizin gibi kuruluşlar, sizin gibi ekipler çok değerli. Bunlardan birisi de Üniversite Medya Birliği. Sizin gibi onlar da ulusal çapta etkinlikler organize etmiş, ulusal çapta bağlantılar kurmuş kişiler. Atakan Şeniz bizim medya iletişim topluluğu için aslında yeni bir çağ başlamasına sebep olan kişilerden birisi. Yani Üniversite Medya Birliği'nde. Çünkü daha böyle bölgesel çapta biz eskiden sadece Bandırma'da faaliyet yaparken Üniversite Medya Birliği ile tanışmamızdan sonra daha çok böyle özellikle Marmara bölgesinde yayılan etki alanı genişleyen etkinlikler yapmış bulunduk. Öyle değerli isimleri yani şu, bu seviyelerde görmek gerçekten çok güzel. Keşke sizinle de o yıllarda tanışmış olabilseydik. Keşke. Murat Bey, sizin Böyle eklemek istediğiniz bir noktalamış olayım. şeyler var mı? Benim aslında ekleyeceğim pek bir şey yok. Peki, o zaman son soruma geçiyorum. Aslında Ali Bey biraz yorum yaptı ama üniversite TV hakkında ne düşünüyorsunuz? Ali Ya, Bey'den Üniversite başlayayım. TV tamam. Üniversite TV benim için yani çok değerli organizasyonlardan birisi. Gerçekten ben çok bu üniversite topluluklarına fazla bağlıyım. Hatta sadece medya iletişim topluluğu olarak değil. Hangi üniversitede ya da kendi üniversitemizde hangi topluluk başkan arkadaşlarım bir destek isterse muhakkak orada olmaya çalışıyoruz. Çünkü yani birlikte varız. Birlikte var olduğumuza inanıyorum ben. Ne kadar çok etkinlik yapılırsa, ne kadar çok birbirimizi desteklersek o kadar güzel çalışmalar çıkacak. Aslında Murat Başkan da bunu görmüştür. Birçok topluluk başkanı böyle daha çok çirkin rekabete girmeye çalışabiliyor bazen ancak bu aslında bu havuzdaki herkese zarar. O yüzden sizin gibi biraz daha böyle ulusal çapta yani toplulukları tanıtan, bu alana ilgi çekmeye çalışan organizasyonlar çok değerli. Umarım siz de gerekli desteği görerek daha çok daha güzel yerlere gelirsiniz. Çok teşekkür ederim. Peki Murat Bey, sizin yorumlarınızı alabilir miyim? Tabii ki. Yani biz topluluk olarak zaten Instagram üzerinden takip ediyorduk sizi. Fakat sizden böyle bir teklif geldiğinde çok mutlu olduk açıkçası. Hatta yönetim kuruluyla bayağı bir sevinç çığlıkları attık diyebiliriz. Çünkü kendimizi özellikle bu pandemi döneminde tanıtmak, ulusal çapta tanıtmak bizim için çok büyük bir avantaj. Belki sizin sayenizde dışarıdan mesela etkinliklerimize katılacak çok insan gelecek. Bu da bizim daha çok etkinlik yapmamızı sağlayacak Ali Bey'in de dediği gibi. Bu şekilde. Çok teşekkür ederim. O zaman izninizle yayınımızı sonlandırıyoruz. Katılımlarınız için çok teşekkür ederiz. Bugünkü Biz çok yayınımızın teşekkür sonuna ederiz. geldik. İzleyicilere çok teşekkür ederim.